Ya yaşayabilir yine ama. Yine de favori Galatasaray'dır çünkü. Ben Fenerbahçe için söyledim mi Galatasaray için? Yani Alanya, şimdi Alanya'nın farkı ne? Evet, çizgilerde çok iyi. Şimdi işler yapıyorlar. Oğuz'un performansı çok iyi. Şimdi Alanya Spor ilk geldiğinde bir kriz yaşadı. Şimdi antrenör farkı, Fatih Hoca'yı söyleyeceğim peki. Yani böyle realist, doğru antrenörler şimdi hem kulübe bir güven aşılıyor. Hem de bana göre yani antrenörlerin Türkiye'de örnek alması gerekir. Bizde hiçbir şekilde sorumluluk almıyor. Hatırlarsanız Fatih Hoca ilk geldiğinde bir sıkıntılı bir süreç yaşadı 5-6 hafta. Galatasaray maçı yanılmıyorsam bir çok kötü oyunla farklı yenildiler. Çıktı dedi ki ya bunu herkes demez. Ligi yakalamışsınız tekrar İstanbul Spor'dan sonra. Dedi ki başkanla konuşacağım. Evet. Benim üzerime bir şey düşüyorsa dedi. Yani evet, istifa etmek gibi o cümleyi söylemedi hoca. Ya çok güzel bir yaklaşım getirdi. Ondan sonraki mesela o dönemlerde hem düşme potası sıkıntılı, Fatih Hoca gelmiş, galip gelemiyorlar. Sonra son dönemlerde çok iyi oyunlar oynadılar ve takıma bir özgüven geldi. Evet. Alanya Spor'un en büyük farkı bu eskiye göre oynadığı oyunlarda. Daha güvenli oynuyorlar. En son bunu Antep deplasmanı işte geçen hafta 3-0 yendiler. Yani kimin ne yaptığı bilen, yani Ahmet Hasan çok formda, Efecan arkadan çıkıyor. Yani çizgi oyuncuları aynı şekilde, Oğuzlar çok iyi iş yapıyor. Yani böyle bir hücum potansiyeli de olan bir takım. Şimdi Galatasaray'da Galatasaray bir winner oyunculardan kurulu bir takım. Doğru. Bir takım kimliği var. Bakıyorsun saha içinde bir oyun var, oynanılan oyun. Yani o çıkıyor bu güne. İşte hocam Süper Kupa'da birlikteydik. Evet. Yani o maçta bile bir anda konsantre olup. Tabii. 49 saniyede, tabii. 50 saniyede gol attı Galatasaray. Tabii. Yani bir disiplinli başladı. Tabii. Ha, disiplin var, ne yaptığını, ne olduğunu biliyor oyuncular. Ya neyi kaybedeceklerini, ligde neyi kazanacaklarını bilen, dediğim gibi hem tecrübeli hem de bu şampiyonlukları yaşamış böyle oyuncular bir kere çok var. Tabii o Fenerbahçe'de de var. Ama Galatasaray'da bir takım kimliği var. Sahada bakıyorsun bir dengeli takım var. Nerede pas yapacak, nerede hücuma gidecek vesaire. Icardi var bir kere, en önemli. Yani Icardi'nin yani ben mesela Urfa'da beraberdik. Icardi'yi gördük ısınırken falan. Daha fit. Yani o kilolu hali bitmiş. O evet, sakatlık bir haftada 3 maç oynuyor. Mesela arada maç oynanmadı, yaramış. Icardi'ni mental olarak da mesela bakıyorsun vücut dilinden ısınırken falan vesaire. Hem de fiziksel olarak da daha iyi durumda. Bunlar tabii Galatasaray için özellikle son haftalara girilirken büyük artı. Mesela Barış Alper yine orada hocam. Tabii Barış önce Alper baskıyı kırdı. Adrian'ı verdi topu. Sonra gitti. Pas bağlantısı ikinci oldu kafayla. Sağ çizgide oynuyor. İkinci santrafor gibi içeri evet, girdi. Kafayla aşırtı. Tamam genç. Onunla başladı atak. Tabii hocam, atak da onlar. Tabii genç oradakiler. Ya mutlaka o ölçü olamaz da. Sen, biz oyun sistemi açısından tabii sistem, niyet. Yani disiplinli olması. Oyun, oyundan kopmaması. Tabii, yani oyunda, öyle bir maçta bile. Oyun sağ içine Galatasaray'ın, siz şunu söylüyorsunuz. Rolleri belirlenmiş. Evet. Oyuncuların ucum ve savunmada ne yapacağını az önce dedim ya. Bir dengesi var, bir takım kimliği var Galatasaray'da. Alanya takımı evet Fatih Hoca ile en pik dönemde belki şu anda Galatasaray'ı durdurabilecek diye düşünülen herkes tarafından bir takım gibi görülüyor ama ben Galatasaray'ın yine o dengeli oyun ve takım kimliğiyle ben yani büyük olasılıkla tabii futbolda hiçbir şekilde bir kesin konuşma olmaz. Ben Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe gibi. Ben şampiyonluk yarışının Ali Sami Yen'de oradaki maçta çözüleceğini düşünüyorum. Yani iki takımın hemen puan kaybedeceğini pek düşünmüyorum kalan haftalarda. Doğru, kaybederlerse sürpriz olarak. Çok sürpriz olarak. Nasıl olur? Şunu söyleyeyim en son. Çıkarlar. Çok ciddi iki takımda goller kaçırır. Top direkten döner. Penaltı kaçırırlar. Çok pozisyon üretirler. Maçı öyle kaybederler. Maçın ama hakim onlar olur ve çok pozisyon üretirler. Doğru. Atamazlarsa maçı kaybederler. Hani bazen hocalarımız der ya, çok kritik haftalara giriyoruz işte. 20 günde 6 tane maç oynayacağız. Çok önemli. Biraz evvel Abdullah Hocam dedi ya, ritmini bulamadı Galatasaray. Çok az maç oynuyordu. Şikayeti bundan. Bazen de bunu çıkış olarak kullanır hocalar. 6 tane işte 20 gün, 3 günde bir maç oynuyoruz. Bizim için çok zor. Esasında bu yakınmaların en güzel cevabını geçen Simone verdi. Atletico Madrid'in hocası. Dortmund'u 2-1 yendikleri maçtan sonra bu aralar çok az maç oynadık. Onun için oyuncuların ne yapacağını bilemedim yani. Bilemedim. Bir anda karar verelim. Çok az maç oynadık dedi. Hani bazen bazı hocalar şikayet ediyor bundan. Tabii. Yani 20 günde 6 tane maç oynuyoruz diye şikayet hocam ediliyor. Böyle plan yapmış ki müthiş plan. 20 dakika baskılı 2 gol buldu.
Ondan sonra klasik oyununa döndü. Bekledi. Oyunu. Ama 20 hocam, dakika orayı da planlamış hocam, yani. Son dakika direkten dönen kafa topu gol olsa yani Dortmund iyi oynadı. Tabii tabii. Yani beraber bir şekilde Dortmund almaya dönerlerdi. İkinci yarıda Dortmund iyi oynadı. Oyunu verdi hocam karşı tarafa. Zaten o söylediği 20 dakikada ilk yarıda presi bitirdikten sonra sonlara doğru verdi ama ben hocanın şuna beğendim. Mesela diyorum ya 20 günde kötü oyun oynuyorsun mesela. Ya 20 günde her 3 günde bir maç yapıyoruz artık. Yani çok yoruldu takım. Ama şimdi Okan Hoca diyor ki işte ritmimizi kaybettik. Maç oynayamıyoruz işte bu ara dinlenmeden ötürü. İşte onu Simone Şampiyonlar Ligi maçından sonra dile getirdi. Yani bu ara maç oynamadığımız için oyuncuların ritmini ben de merak ediyordum ne olacağını. O ritimle dediği gibi taktikleri verdi ama oyunun sonunda gene Dortmund'a bıraktı oyunun sonunda. Evet. Fenerbahçe'nin bir maç trafiğinin yoğun olması etkiler mi hocam? Biliyorsunuz Karagümrük maçının ertelenmesi de söz konusuydu. İstemedi Fenerbahçe. İstemediler. İki Olympiakos maçı arası oynanacak olması etkiler mi? Çok derin kadrosu var Fenerbahçe'nin. Tamam sakatlıklar var ama buna rağmen iyi oyuncuları var. Bir de bu haftalara girmişiz artık bunların şeyi olmaz yani. Eskizi olmaz yani. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kadar... Fenerbahçe'ye göre sadece bir avantajının olduğunu düşünüyorum. Bir beraberlik hakkı var bence Galatasaray'ın. Ama Fenerbahçe'nin o da yok. Yani bütün maçları Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda. Galatasaray'ın yine bir beraberlik şansı var. Artı Rams Park'a taşıma maçı var. Bir de son ben de şampiyonluk düğününün orada çözüleceğini düşünüyorum. O Galatasaray'da herhalde o beraberlik hakkını Rams Park'taki derbide kullanmak isteyebilir. Olabilir. Eğer ben bu hafta, eğer Galatasaray puan kaybedecekse bu hafta olabileceğini düşünüyorum. Orayı oradaki maçın farklı olacağını düşünüyorum. O atmosferin çünkü çok büyük bir maç olacak. Fenerbahçe mutlaka oraya işi götürmeye düşünecektir. %100 yani. En son orada işte artık kim yenerse veya berabere kalırsa. Orada şampiyonluğun belli olacağını düşünüyorum. Olympiakos maçı da akıllarda olacak ama Fenerbahçe'de. Tabii rövanş maçı. Ya olacak ama ya Cüneyt şimdi görülen köy kılavuz istemez diye bir kelime var. Fenerbahçe ciddi anlamda Olympiakos'tan bence daha iyi takım. Kesinlikle. Hem daha iyi oyuncuları var. Hem daha organize. Ben Olympiakos maçında İsmail Hoca'nın strateji konusunda istediklerinin olmadığını düşünüyorum. Belki şöyle düşündü. Ben geriden oyun kurayım. O 4 tane oyuncuyu pas edersem öbür tarafta eksik yakalarım diye düşündü. Ama geriden oyun kurmada büyük zafiyet yaşadı. Hemen burada karar değiştirip. Çünkü Beko hazır değildi. Çağlar çok net geriden oyun kurabilen bir oyuncu değil. Tamam Çağlar birebiri yakındır. Artı bu geriden oyun kurma işi dediğim gibi bizim başımıza iş açmaya başladı. Milli takımda da Kaan'ın biliyorsun tercihler çok önemli. Alacak oyuncunun açısı çok önemli. Nereye yönlendireceği çok önemli. Ama Fenerbahçe iki kulvarda da bence devam eder. Yarı finali kesin görür benim düşüncem. Olympiakos'u eler. Eğer bu kupada favorilerden bir tanesi bence de Fenerbahçe. Ben öyle görüyorum. Zaten yarı final erken final gibi olacak. Aynen.